Selam. Merhaba. Ne haber, nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim ben de. Doğukan, The Roof Project'in bir diğer DJ'i arkadaşlar. Bugün ona sorularımız var, onları soracağım. Süper. Nasıl başladı bu DJ'lik süreci? Nasıl başladı? Aslında benim hep çocukluk hayalimdi, küçüklüğümden beri. Yani mesela geçen gün dönüp baktığımda evde ilkokuldan kalma resim dosyamı buldum. İçinde böyle pastel boyayla falan DJ çizmişim kabinde mobinde. Yanlarda hoparlör falan. Okula göstermişim kendimi işte ben Doğukan falan diye. Aslında hep hayalimdi. Hep istiyordum yani küçüklüğümden beri ve hep de ilgi duyuyordum. Onun dışında zaten en büyük etken şurada oldu. Babam zaten turizmci olan bir insan. 3 yaşından beri Alanya'da klaplara gidiyorum. 3 yaşından beri kucaklarında gezdirirken başladı. O dönemde düğün salonunda uyuyan bebek misali. Aynen, ben daha çok ortamı kesen çocuktum ya, böyle bakıyordum. Mesela o zamanlar plak milak falan çalıyorlardı. Çok hoşuma gitmişti. Ondan sonra demek ki bilinçaltıma yerleşmiş, ilkokulda resmini falan çizmişim. Onun dışında kuzenim de zaten uğraşıyordu prodüksiyonla falan. O bilgisayarında program açık unutmuştu. Ben de kurcalaya bir şeyler öğrenmiştim. Oradan sonra küçük yaşta ilk setup'ımı aldım. Aa, o zamandan beri başladı. Güzel, süper. Yani kendi kendine geliştirdin aslında. Aynen. Ama ustalarım da var tabii ki. Ustam da var, Çağatay abi. Respektliyorum onu. Oradan buradan selam gönderirim ona da. Peki neden bu tarzı, yani bu müzik tarzını seçtin? Yani neden elektronik müzik yapmak istedin? Okey, çocukken etkilenmişsin. Zaten en büyük etmen herhalde bu. Kesinlikle. Ama yani işte bugün Doğukan kendine işte ben elektronik müzik yapıyorum ve bundan çok zevk alıyorum demesinin bir nedeni var mı? Var, çünkü elektronik müzik bir yönden bana ayna görevi görüyor. Bir yandan kendini çektiği için bana dokunan yerleri oluyor ruh anlamında. Bu yüzden kendimi daha elektronik müzikte daha çok benimsiyorum. Mesela ben progresif house çalıyorum. Progresif house çalmamın sebebi şarkıda, melodilerinde, vokallerinde bir ruh olması, bir duygu olması ve bu ister istemez insanı etkiliyor. Yani mesela benim en sonki yayınlayacağım setin adı da zaten bu yüzden şey, Ear to Heart, kulaktan kalbe diye. O yüzden progressive house ve melodik teknoyu tercih ettim. Anladım. Bayağı da keyif alıyorum. Bir sorumu yedi şu an. Aslında bu da sorularımın içinde bir progressive house. Progressive ben çok fazla dinlediğim tarz değil. Melodik tekno falan daha çok ben. Ama yani progressiften melodik teknoya falan insanların son dönemlerde geçişlerini falan duyuyoruz böyle sık sık. Sanki senle de daha önce konuşma fırsatımız olmuştu aslında. Aynen. Sanki olay artık birazcık oraya doğru kayıyor, yöneliyormuş gibi geliyor. Yani şöyle söyleyebilirim. Aslında hiç dinlemedim diyorsun ya, çok dinlediğim bir tarz değil, tür değil dedin. Fakat aslında birçok kişi dinliyor fakat dinlediğinin farkında değil. Yani progressive house dinlediğinin farkında değil. Çünkü o kadar çok tür var ki. Evet. Yani ama progressive house da en eski türlerden birisi. Yani eski zamandaki, mesela abilerimle konuşuyorum, eski DJ abilerimle. Diyorlardı ki o zaman tekno vardı, progressive house vardı, acid house vardı. Ondan sonra tech house çıktı. Elektro house falan çıktı. Ondan sonra işte evrildi. Ben şimdi bu sözünü kestim ve bu röportajları yapmadan önce bayağı bir araştırdım işte. Tamam, burada moderatörlük yapacağım. Tamam, seviyorum da elektronik müziği ama işte nasıl yani, bir bilgim olması lazım dedim. Böyle bir baktım yani o kadar çok alt başlıklar var ki. Kesinlikle. House var, deep house var. Deep house'un kendi içinde apayrı bir, yani böyle 20 tür falan var orada. İşte progressive var, progressive apayrı şeyler yani, var. Progressive zaten çok özür dilerim, çok özür dilerim. Progressive house dediğimiz tür zaten janra kendi içinde 80 ayrı tarza çıkıyor. Mesela progressive house, deep progressive house, progressive house, deep dark progressive house. Yani deep dark dediğimizde biraz daha etnik soundlara kaymış oluyor. Böyle daha fazla türetiliyor. Sen peki en çok bu tarzın içinde, o zaman sorum şöyle evrildi. Bu tarzın içerisinde en çok hangi yani hangi dalındasın? Yani kendini hangi dalında görüyorsun işte? Şöyle söyleyebilirim.
Progresifin hangisinden çalmaktan mı daha çok keyif alıyorum? Hangi progresif? Yani şöyle söyleyebilirim. Şey gibi oldu. Hangi aslında, progresifsin? Test. Şöyle söyleyebilirim. Mesela bu ilk şundan örnek vereyim. Melodik tekno ve melodik house dediğimiz zaten yeni jenerasyon oluşmuş bir tür. Bu da progresif house'un evrilip daha elektronik, daha organik olmayan seslerle ortaya çıkmış olan bir türü. Aslında yine aynı türü barındırıyor, aynı tınıları barındırıyorlar. Yani ben hiçbir şekilde ayırt etmiyorum. Mesela o çaldığım ortama göre değişiyor. Mesela atıyorum bir beach'te çalacağım zaman progressive house çalarım. Ama progressive house nasıl çalarım? Daha Latin Amerika tarzı, Arjantin tarzı çalarım. Daha soft şeyler çalmayı tercih ederim. Çaldığın yere göre şekillenen. Aynen öyle. Bir festival olsa melodik tekno çalarım. Yani setlerini de herhalde buna göre düzenliyorsun diye biliyorum. Aynen öyle. Kitlene nasıl ulaşıyorsun peki? Yani ben işte bugün seninle röportaj yapıyorum. Yarın işte tamam evet, evet. Ruh Project'le kitlene ulaşmanı biz zaten sağlayacağız senin. Aynen. Ama sen bu zamana kadar nasıl ulaştın bu kitleye? Doğukan'ı dinlemek isteyen birileri nasıl dinledi seni? Yani genellikle şu an kitlem arkadaşlarım. Bunlar da şey nasıl söyleyeyim, arkadaşlarım da şöyleydi. Onlar zaten elektronik sen raver tipler hepsi. O yüzden çok şey kitleye ulaşma konusunda pek sıkıntı yaşamadım. Zaten seve seve dinliyorlar. Her gittiğimde çalıyorum da. Ben normalde zaten 18 yıldır Ankara'da yaşıyordum. Ankara kökenli merkezli bir DJ'yim. Orada abilerimiz var işte. Onlarla beraber hep ola ola network'ümüz de genişledi. Çağatay abi olsun. Mesela Sinan Arsan var, Kenan Savrun var. Bunlar diğer örnek aldığım piyasadaki adamlar Ankara'da. Ve en nasıl söyleyeyim, kitleye ulaşmamı sağlayacak kişiler de bunlar oldu benim için. Arkadaşlarım, benim kendi çevrem oldu. Onun dışında SoundCloud'a setlerimi yüklüyorum. YouTube kanalım var. YouTube kanalıma setlerimi yüklüyorum. Şimdi böyle aslında sıkıntılı bir dönem de geçirdik pandemi süreci ki hala devam ediyor. Hepimizin işte işlerine yansıdı. Hizmet sektöründe, eğlence sektöründe, işte gece hayatında vesaire olan herkesin bir noktada işleri azaldı. Sıkıntılı bir süreç geçirdik gerçekten. Maalesef. Bu dönemde kendini geliştirmek için bir şeyler yaptın mı? Hani işte SoundCloud'daki setlerinden falan bahsediyorsun mesela. Aynen. İşte Instagram'da live set yayını yaptın mesela. Aynen. Bu tip ne tarz şeyler yaptın? Soruyu bağlayamadım. Ya ilk başta şöyle söyleyeyim. Bu pandemi dönemi ilk başladığındaki ilk 1-1,5 ay sudan çıkmış balığa döndüm açıkçası böyle. Yani ne oluyoruz falan, bir boşluğa düşmeler, bir şey ister istemez biraz şey oldu. O sürede yaralarımı saran da yine müzik oldu. Çok arabesk mi bilmiyorum ama şu şekilde, çünkü en yakın arkadaşımı her zaman müzik olarak gördüm. İyi günümde de kötü günümde de her zaman ya yanımda olan müzik. Ya öyle bir müzikti. Durum var zaten yani, yani evde tedavi ettiğine inanıyorum zaten. Mesela. Ben de böyle ilk dönem kavrayamadım ne oluyor ne bitiyor filan. Dünyada bir şey oluyor ve evimizden çıkamıyoruz filan. Ve korktuk da yani gerçekten. Ve evde sürekli zaten müzik açık. Yani hiç bitmiyor ki o. Uyandığım gibi hoparlörü falan açıyorum zaten. Yani. Ya ben uyurken bile dinliyorum yani. Ya kulaklıkla uyumak artık bir hastalık gibi bir şey oldu yani. Aynen. Sizinkiler ya. Birazcık daha ben o kadar yüklenmiyorum. Yani. Kulaklarım o kadar dayanıklı değil. Kendimi geliştirmem açısından neler yaptım? Onlardan da biraz bahsedeyim. Soruyu benim sormama gerek bile kalmıyor artık. O kadar iyi bir şey yakaladık ki. Enerji aynen, yakaladık aynen, ki. Aynen, o uyum önemliydi. Şöyle oldu. Benim açımdan çok güzel geçti yani. Hala da devam ediyor. Hala da araştırmaları devam ediyorum. Arşiv oluşturdum. Baştan aşağı oluşturduğum arşivi de hepsini harmonik keylerine göre düzenledim. Dosyalar halini yaklaşık 5000-6000 şarkı. Yani 1990 yılından kalan plak şarkıları da var, progresivi. Daha 2 gün önce çıkmış şarkılar da var. Onları hepsini janralarına ve harmonilerine göre ayırdım. Bayağı bir emek harcadım. O süre zaten bana çok şey kattı. O sürede zaten set kayıtları alıyorum hep. Aslında bir sürü yüklemiştim, geri sildim, dedim belli bir konsept halinde yapacağım. Aynı zamanda bu setlerin cover artlarını da hazırlıyorum, grafikle de uğraşıyorum çünkü. Evet, o yön de mesela garip. Şimdi bizim burada röportaj yaptığımız diğer DJ'lerde de çok aslında farklı
diğer alanlarla da ilgilisiniz. Aslında herhalde bu birazcık şeye bağlı oluyor. Bilgisayarda bir program kullanmaya başladığın zaman aslında başka bir takım programlara da artık yön vermek mi? Kendini ifade etmeyi en güzel herhalde sanatçının kendi başarıyor diye düşünüyorum. Aynen ben. Öyle. Onun için görselini de kendin hazırlaman çok yani benim aynen süper dediğim bir şey zaten. Yurt dışında hiç katıldığın bir rave falan oldu mu? Bu sene içerisinde henüz olmadı. En son katıldığım festival de İstanbul'daydı. Kilios'ta. Dynamic Fest'e gittim. Hı-hı. Solomon, Adana Twins. Ondan sonra Hoş, Adriatic. Adriatic çok aynen severim. Onları dinledim. Live güzel. Bu bayağı keyifli geçti. Bu soruyu unutulmaz aslında şeye unutulmaz bir gün. Kesinlikle öyleyim çünkü. Eminim öyledir ya. Gerçekten düşünemiyorum ben. Hani henüz öyle bir fırsatım yok. Benim zaten dördüncü falan dinleyişim var olarak. Süper. Yani o bütün insanların o beatle birlikte salınmasını falan görmek bile insanı çok kesinlikle etkiliyor bence. Kesinlikle. Peki şimdi Doğukan kendini işte 10 yıl sonra ya da 20 yıl sonra böyle bir yer gördüğün bir hedef var mıdır? Bir de bir rol modelin var mı aslında, evet, onu da sormak istiyorum. Bir rol modelim var. Hernan Cattaneo. Onun dışında Sasha, John Dickwit. Bu isimler zaten progresivin babaları diyebiliriz, hı, yani. Onlar çünkü dünyada şu an hala yön vermeye devam ediyor. Şu an Avrupa'da da yavaş yavaş Progressive House'a daha çok kaymaya başladılar. Hı. Teknodan çok şu an daha önde olan Progressive House'a doğru geçiş yapmaya başladı. Daha demin de söyledin ya. Aynı şekilde bu bizim coğrafyamıza da yansımaya başladı aynı zamanda. Ben bu insanları örnek alıyorum. Çünkü gerçekten yaptıkları işe hakimler ve zaten öncülük ediyorlar. Bir yaşam mottoları var çünkü, hı hı, onlar nasıl söyleyeyim, para kazanmanın derdinde değil, gerçekten müzik kültürüne bir şeyler katmanın derdindeler, müzik tarihine, elektronik müzik tarihine bir şeyler bırakmanın derdindeler, hı hı, ve bunları da kendi öğrencileriyle, kendi yeni nesillere aktararak devam ettiriyorlar. Ben de aynı şekilde bunu Türkiye içerisinde yapmayı düşünüyorum. Sen sanırım birazcık daha organik soundları seviyorsun diyebiliyorum. Doğru mudur? Yani organik soundları elektronik olarak kullanmayı diyelim. Yani şöyle söyleyebilirim. Progressive House'u birçok kişi şöyle sanıyor işte. Ya çok düşük BPM'ler, 120 BPM falan, hı, gibi düşünüyorlar. Aslında alakası yok. BPM dediğimiz olay zaten kick sayısıyla alakalı olan bir şey. Ama, hı, bizim içindeki olay tempo. Yani 120 BPM'de öyle çok yavaş giden düşük tempo şarkılar da var ama çok yüksek tempolu şarkılar da bulabilirsin. O hissiyatla alakalı olan bir şey ve Progressive House öyle sadece organik soundlar değil, aynı zamanda ağır bir şekilde elektronik soundlar da barındırıyor. Ondan, hı-hı, sonra zaten melodik tekno. Yani her türlü hem organik hem de elektronik şekilde çalarım. Anladım, okey. Süper. Peki şeyi de sormuştum, ona da cevap istiyorum. 10 yıl sonra, 20 yıl sonra, yani evet, hedef işte, yani kendini nerede görüyorsun? Gerçekten hani Circle'da çekiminin yapıldığını mı görüyorsun? İşte, evet, ne bileyim, Adriatic'le birlikte aynı yerde bir set çaldığını falan mı görüyorsun? Yani nasıl bir şey olacak şimdi bence? Bu sene işte yavaştan stüdyo kurmaya başlıyorum. Hı-hı. Prodüksiyona giriş yapacağım. İşin mutfağında daha keyif alacağıma inanıyorum çünkü müziği, kendi müziğimi ürettiğim zaman, yarattığım, hı hı, zaman daha çok şey katacağını da farkındayım. Bundan belki 5 yıl, belki 10 yıl, belki de 20 yıl sonra bilinmez ama benim en büyük hedefim şu, gün gelir belki Burning Man'de çalarım. Yani çok istediğim yer orası çünkü, yani çok gitmek istediğim festival de o. Hı hı. Ama ant içtim kendime, dedim bir gün burada çalacağım. Yani onun dışında Ibiza'da, Meksika Tulum Adaları'nda çalmayı çok isterim. Ama başarabileceğime de inanıyorum yani, biraz iddialı olsa da. Yani ben dünyanın o kadar sandığımız kadar büyük bir yer olduğunu düşünmüyorum. Evet, artık internet ortamı, evet, yani. Evet, yani bence her şeyi hedefleyip çok basic şekillerde, kesinlikle, düzgün çalışmalarla, ilerlemelerle yapılabilir yani. Böyle bir
aslında bunlar hayal değil yani. Evet, giden birçok tanıdığım evet. DJ var yani Türkiye'den bizim, de. Ben aslında bu beni bir noktada üzen de bir şey. Çünkü Türkiye'de ne zaman biz bir sanatla ilgilenen biriyle konuşsak ya da işte bir müzisyenle, bir ressamla, bir heykeltıraşla, dansçıyla konuşsak her zaman işte aslında hayallerinin Türkiye'ye sıkıştığını görüyorum ben. Ve bu cidden üzücü bir şey çünkü biz çok önceki yani. Yıllarda çok fazla sanatçı çıkarttık. Dünya çapında çok güzel işler kesinlikle. De yaptık. Tarihimizde böyle şeyler de var ve olacaktır da yani. Yani müzik çünkü bizim kültürümüzde aynen. olan bir şey. Tam olarak ben o şekilde düşünüyorum kesinlikle. Ki şu an bir yanı dinlediğimiz progresifte de var bence. Melodik teknoda da var. Bir sürü DJ'in şu an kullandığı bir takım etnik melodiler aslında bizim şu an olduğumuz topraklardan alınan etnik melodiler. Yani ve yani aslında öyle bir şeyler var ki buralarda. Evet. Bence illa bunları kullanalım anlamında söylemiyorum tabii ki ama sadece diyorum ki, ki işte yani neden olmasın gerçekten. Kesinlikle. Her şey yani olabilir. Bu şekilde de kendimizi de tanıtmış oluruz ki bunu yapıyoruz aynen. da. Mesela en son benim YouTube'da yayınladığım set Anatolian Soul Set diye yayınladım. Anadolu Ruhu hı. diye. Orada zaten full klarnet, vokal, uzun hava ve bu hı. elektronik adam tempo ile birleşmiş, elektronik müzikle hı. birleşmiş, harmanlanmış bir şekilde zaten bunu dünyayı az çok duyurduk ve bunu hala yapmaya devam ediyoruz. Ve Avrupa'da da olsun birçok kişinin ilgisi var. Yani az çok mesela Hindistan'daki o etnik soundlarla da evet. birbirine çok benziyor. Çünkü Orta Doğu'dan alıyoruz hepimiz. Yaklaşık olarak aynı enstrümanları kullandığımız için vurmalılar olsun, telliler olsun az çok benziyor birbirlerine. Aynen. Şimdi Roof Project'e dahil oldum. Biz burada lokal bir aslında DJ tanıtımları için aslında bu videoları evet. çekiyoruz. Ve Akdeniz bölgesindeki DJ'lerle bu röportajları yaptık. Onların setleri yayınlanacak. Onlarla birlikte çalışmalara devam edeceğiz. Bu arada şeyi de hatırlatalım. Doğukan bizim şu an röportaj yaptığımız son DJ'imiz. Bu röportajdan sonra, bu yayından sonra Roof Project'in YouTube kanalından bütün DJ'lerimizin setlerini dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Onlar da röportajlar yayınlandıktan hemen sonra yayınlanacaklar. Akdeniz bölgesini nasıl buluyorsunuz sormak istedim. Dağıldım birazcık. Gerçekten şöyle söyleyeyim ben. Bu çatı altında, Roof Project çatısı altında bulunmaktan çok mutluyum. Çünkü biz de seni ağırladığımız için çok mutluyuz çünkü gerçekten. Burası benim de bir memleketim. Ben burada doğdum. Yani, tamam Ankara'da yaşadım uzun süreler boyunca. Fakat buraya döndüğümde şimdi uzun bir süre daha buradayım ve şunu fark ettim yani burada o güzel potansiyel var. Mesela ben bir güzel işlerin Zenit serisi en başından beri katıldım bütün hı. eventlerine. Dedim çok mutlu oldum yani ilk gördüğümde bu event duyurulduğunda ben çok mutluydum. Hı. Çünkü dedim bizim şehrimizde de demek ki böyle bir potansiyel var, böyle bir kitle de var. Bu gerçekten yani insanları da... Yani aslında bence de Zenit'le biz de fark ettik. Aynen. Yani ben de o kadar fazla olduğunun farkında değildim yani. Evet var biliyorduk ama... Hani. Yani ben de şöyle düşünüyorum. Ben de işte bu taşın altına elimi koyup hep beraber bir yerlere hı-hı. getirmenin hepimiz bir amacındayız. Hepimiz o yönde ilerliyoruz. Teknik anlamda kendini nasıl geliştirdin diye bir sorun var aslında ama bunun cevabını verdin. Ben şeyi merak ediyorum. Şu an teknik anlamda sen kendini nasıl geliştirmeye devam ediyorsun? Bir de bunun içinde şey de sormak istiyorum. Bir tane işte yine senin o işte çizdiğin resim gibi resim aynen. çizen falan hayali DJ'lik olan bir çocuk geldi böyle. Dedi ki nasıl yapacağım? Bu soruya nasıl cevap verirsin? Bir insanın kendini bu noktada nasıl geliştirmesi lazım sana göre? İlk yeni başlayanlara önerilerin neler? Ve yani, sen şu an neler yapıyorsun? Ben öncelikle şuna bakarım eğer böyle bir şeyle gelse benim karşıma. Gerçekten içindeki şey heves mi yoksa bir tutku mu? Önce bunu kendisine hı-hı. sormasını isterim. Eğer gerçekten tutkuysa onun için bu yönde dönüşmüşse ona verebileceğim tavsiyeler şu olur. Yani ben de hala bu yollardan geçiyorum. Yani belki %90'ı tamamladım ama her geçen gün her zaman bir şeyler daha öğreniyoruz. Her zaman biraz daha gelişmiş oluyoruz. Hı-hı. Ona verebileceğim tavsiye şu olur. Dikkatli bir insan olmasını
iyi bir dinleyici olmasını isterim. Çünkü bu dönemde kendi jenerasyonumuzdaki insanlara bakıyorum, setlerine vesaire. Yani tür ayırt etmesini, yani sadece dinleyerek türleri ayırt edebilme gibi, edememe gibi bir sıkıntıları oluyor birçok kişinin. Hı hı. Türleri ayırt edebilmesi, tanıması, ondan sonra kendi yolunu çizmesini öneririm. Hı hı. İyi bir izleyici de olması lazım. Mesela ben festivallere falan gittiğim zaman arkadaşlarımla gitmedim. Mesela Dynamic'e de ben arkadaşlarımla gitmedim. Tek başıma gittim ve geçtim orada backstage'de ne yapıyor, ne diyor diye izledim bir şey. Nasıl söyleyeyim? İzlenimde bulundum. Ondan sonra bana çok şey kattı bunları görmek, öğrenmek. Aynı zamanda çünkü bir yani performans yani hani... Evet, orada bir DJ var. Tamam var. Aynen. Ama ne yapıyor yani? Aynen hani... öyle. O zaman teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür büyük ederim. Bir yudum aldım, pardon. Çok teşekkürler. Roof'tayız arkadaşlar. Yeni videolarımızı takipte kalın. Yakında yayınlanacak setleri de takip etmenizi öneriyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sen kalın.